Hanımlar, beyler, işte haftanın finalinin final yarışmacısı Selçuk Bey masada bizimle baş başa şu an. Nasıl hissediyorsunuz? Gayet iyiyim. Bütün planlar yapıldı. Turan Bey iyi bir performans sergiledi. Evet. Ona göre düşünüyorum şimdi tabii. Evet. Tabii. Nasıl hareket planı yaptıysanız. Evet. Efendim 6 harf alabilirsiniz. Evet. 6 harfin altısını da alırsanız 9 saniye arttırabilirsiniz. Anladım. 4 harfli ilk sorunuz Türkçe. İnanır mısınız? Tamam. Başlamaya ne dersiniz? Tamam, Türkçe yakın olduğum bir dil. Aynen. Peki. O zaman eğer hazırsanız Selçuk Bey, ilk sorumuz geliyor. Bir nesneyi bir yere sabitlemek için çakılan çoğunlukla metalden ufak çubuk. Çivi. Çivi doğru cevap. Efendim ikinci dört harfli kelimemiz de bakın yağ gibi akıyor ekranda. Göreceksiniz. Parıltısını arttırmak için elmas taşlarının altlarına konan ince metal yaprak. Hiçbir fikrim yok. Elmas taşlarının altına koyan. Böyle hatta şey için böyle bir sırrı ortaya çıkınca denir. İfşa. Gibi bir şey. Aa, açma. Nokta noktası ortaya çıktı gördün mü? Ha, cilası. Değil efendim, sırrı diyorum. Sırrı. Gibi öyle bir numarası. Foya. Efendim? Foya. Efendim? Foya doğru cevap. Meğer oymuş. Evet efendim. Beş harfli ilk kelimemiz geliyor. Bakalım nasıl bir kelime? İnsanların üzerine püskürtülerek köpük. Bir tür eğlencesi yapılan sabun kabarcığı. Köpük doğru cevap. Hiç... Bulunmadım. Aynen, onu merak ettim. Beş harfli bir başka kelimemiz geliyor. Efendim sorusu bakın nasıl da hoş. Hamamlarda musluk altında bulunan içinde su biriktirilen yuvarlak mermer kurna. Tekne. Ne efendim? Kurna. Kurna doğru cevap. Harikulade 6 harfli ilk kelimemiz geliyor. Kendisi Farsça ve Arapça karması. Bakınız editörümüz nasıl sormuş bu soruyu. Bulmacalarda ah diye sorulan sorunun cevabı. Feryat. Hayır efendim. Ah etmek. Ah, ah etmek. Ah etmek. Yakınmak. Ne oluyor? Ah vah, vahlamak. Efendim yani şey gibi. Ah. Şey ahım kaldı sende. İlenme, beddua. Beddua doğru cevap. Of be. Tamam. Bir an oynamaya başlayacağız gibi oldu. Bunlar hızlanınca ama bildik. Evet. Altı harfli ikinci kelimemiz geliyor. Bakalım nasıl sorulmuş ikinci kelimemiz. Çizmenin arkasına takılan ve binek hayvanlarını dürtüp hızlandırmaya Mahmuz. Yarayan demir parça mahmuz doğru cevap. Biner misiniz efendim? Hiç at bindiniz mi? Yok, hiç at binmedim. Çok isterim ama. Aynen, tamam ayarlarız belki. 7 harfli ilk kelimemiz geliyor. 2 kelimeden oluşuyor ve inanır mısınız Türkçe. Buyursunlar, sorumuz şu şekilde. Yatak, yorgan, yastık doldurmaya yarayan organik dolgu malzemesi. Elyaf var, köpük var, organik. Organik efendim. Gün. Başka neyle olur? Saman ne olur? Yastık mesela. Yastık doldurmak için yünle doldurulur. Daha tiftik. Organik. Tiftik, yün. Değil efendim. Saman. İki kelime efendim, iki kelime. Kaz tüyü. O kaz değil de o daha... Kuş tüyü. Evet efendim, kuş tüyü. Harikulade yarışmanın ortasına geldik. Evet. Selçuk Bey 3700 puandayız. 2 dakika 4 saniyemiz var. 6 harfimizin 6'sı da duruyor. Böyle giderse 19800 puanımız daha olacak. İnşallah. O kadar şey yapmayacağım. Sonlara doğru harfleri kullanacağım. Ha.
emin olmak istiyorsunuz. Evet, evet. Haklısınız, neden olmasın. Efendim, 7 harfli ikinci kelimeniz bir sıfat. Bakın nasıl geliyor. Fizyolojik yönden birbirlerine bağlı olarak doğan canlıları niteleyen söz. İkizler, o şey işte, birbirine... Ne efendim? İkiz, tek yumurta ikiz, bağlı, ikiz kardeşler. Estağfurullah efendim. Fizyolojik yönden birbirlerine bağlı olarak doğan canlılar. Simbiyotik. Çok uzaklara gitmeyin. Gelin, yakına gelin. Nasıl birbirlerine canlı? Fizyolojik olarak bağlılar. Yani bunlar neyler? Kardeş. Hayır. Akraba. Efendim orası zaten öyle de fiziksel olarak nasıl görünüyorlar? Yapışık. Efendim? Yapışık. Yapışık doğru cevap. Ha o yapışık da onun. Aynen fizyolojik olarak yapışık. El, yapışık kol artık kardeşler. Ben burada. Aynen. Yan süt kardeşler falan öyle bir şeyler. Halit Akçı. Doğru onlar da fizyolojik olarak yapışık birbirlerine bağlı olabilir. Süt kardeşler. Evet. 8 harfli ilk kelimemiz geliyor. Ara sıra hepimizin yaptığı bir şey bu. Sorusu da şu şekilde. Yeri ve değeri olmayan söz veya davranış, absürtlük. Abes, patavatsız, yersiz, densiz. O kadar, ağzınızı o kadar bozmayın. Estağfurullah. Absürt. Absürt, saçma sapan. Ne? Saçmalık. Saçmalık doğru cevap. Efendim 8 harfli ikinci kelimemiz birleşik bir kelime. Bakınız nasıl da birleşmiş de gelmiş. Halk arasında mal da denen büyükbaş. Sığır, manda gibi hayvanların genel adı büyükbaş. Doğru cevap. 9 harfli ilk kelimemiz geliyor. Bakalım hadi buyursunlar nasıl geliyor. Geometrik biçimlerde tabandan tepeye olan uzaklık. Yükseklik olması lazım. Bakalım öyle mi? Yükseklik. Yükseklik doğru cevap. Efendim 9 harfli ikinci kelimemiz kıvamlı Fransızca kökenli bir kelime. Bakınız nasıl sorulmuş. İçindeki sıvı miktarı azalarak kıvamı koyulaşmış olan derişik yoğun. Koyulaşmış süt kıvam. Bir harf alayım. Harf verelim. Koyulaşmış, kremalaşmış, kremleşmiş. Sıvı miktarı azalarak. Kremle, kaynamış, koyulaşmış. Evet. Koyulmuş. Koyulaşmış. Süreyi durdurun isterseniz. Şöyle, bu koyulaşmış ama bunu sonra belki su katıp tekrar seyreltebilirsiniz. Kurumuş. Düşüncelerinizi böyle bir noktada topladığınız zaman var ya bu hani... Ne olursunuz? Konsantre. Konsantre meyve doğru konsantre. Cevap. Tamam, tamam, tamam. Teşekkürler. Tamam. Harikulade. Yine yüreğimize iniyordu. Of. Az kalsın. Efendim 10 harflilere geçtik. İlk 10 harfli cevabımız mastarla bitiyor. Bakın benim bu aralar ne kadar çok yaptığım bir şey geliyor. Buyursunlar. İngilizce'de kelime anlamı kalpten öğrenmek olan bir şeyi eksiksiz ezberlemek. Tekrarlayabilecek biçimde akılda tutmak. Ezberlemek. Ezberlemek doğru cevap. Bir şey gösterdiniz. 20 şeye baktım. 19 saniyeniz var. Evet. 5 harfiniz var alabileceğiniz. 8700 puanınız var. 10 harfli de sorunuz var. İki kelimeden oluşuyor bu 10 harfli sorunuz. İlk kelime Türkçe, ikinci kelime de Arapça kökenli. Tamam. Hanımlar, beyler işte son soru. Son anda ortaya çıkmış bir olayı duyurmak için manşet, iletişim organlarıyla verilen manşet atmak. Bilgi. Hayır, harf alabilirsin. Harf alayım bir tane. Bir harf daha alayım. Evet. Son anda ortaya çıkmış. Acil haber son anda. Gibi. Son dakika haberi. Yani. Havadis, manşet. Acil. İkinci kelime doğru. Acil haber. Ne haberiydi? Haber. Ne haberi ya? Şey haber.
Son anda olaya çıkmak için hücum haber yok. Değil. Daha acil böyle haber. Acil haber. Birden böyle. Son dakika haberi, manşet gibi. Haberi. Olmayacak. Yok, bilmiyorum. Gideceksiniz. Ah. Sıcak haber. Bilemeyecek mi? Yok. Gerçekten mi? Yok. Bu çünkü sıcak hiç o bir harf daha alsam belki çıkardım. Ama herhalde bilemeyecektim. Gerçekten mi? Yok. Hiç aklım gitti. Okey. Yani, evet. O kadar, benim de kafam gitti sevgili izleyenler. Biz Selçuk Bey'e bir alkış alalım ama gerçekten. Harikulade yarıştınız. Harikulade yarıştınız. Muhteşem yarıştınız. Yani yüzdük kuyruğuna geldik. Güzel oldu. Son soruda olması falan. Çok tebrik ediyorum. Sağ olun. Çok memnun oldum ben sizinle tanıştığıma Selçuk Bey. Haftanın finalini efendim finalize ediyoruz. Turan Bey'i yanımıza alıyoruz alkışlarınızla.